Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu sefer farklı bir video çekiyorum. Sınava 2 gün kaldı biliyorsunuz. Bunun öncesinde sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabilirim? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunları ben madde madde sınadım. Tabii daha da böyle artırabiliriz ama bunlar yeterli bence. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Etraftan söylenenleri kesinlikle kafanıza takmayın. Sonuçta onlar sizin nasıl çalıştığınızı, gecelerce uykusuz kaldığınızı ya da işte yemeden içmeden kesildiğinizi görmediler, bilmediler. Onlar sadece sınavın nasıl geçti diye sorarlar. Daha sonra kötü mü geçti ya da iyi mi geçti, sınav sonucu açıklandığında hani iyi geçmişti, niye bu kadar düşük aldın gibi böyle insanı sinir eden cevaplar verirler. O yüzden kesinlikle onları kafanıza takmıyorsunuz arkadaşlar. Annemiz babamız bizim için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama onların bile söylediklerini takmayın. Çünkü onlar sizin her ne kadar yanınızda olsalar da bu konulara çalışan, bu kadar dersi yetiştirmeye çalışan sizsiniz. Yani sizler bunu başardınız, başaracaksınız. Sadece o an için kendinizi düşünün. Kendi emeklerinizi düşünün arkadaşlar. Bunun haricinde söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelelim ikinci maddemize. Sınavdan önce mutlaka 1-2 dilim bitter çikolata tüketin. Arkadaşlar, bitter çikolatanın zihin açıcı etkisi vardır. Eğer alerjiniz falan yoksa ben tüketmenizi tavsiye ediyorum. 3 saat kadar beyninizi açık tutar. O yüzden de çok fazlasına kaçmadan 1-2 dilim kadar bitter çikolata. Özellikle şu %60-%70 olan hani çikolatalardan tüketirseniz iyi olur. Tabii ki sabah kahvaltınızı mutlaka yapın. Güzel bir şekilde kahvaltı yapın. Çünkü beynimizin çalışabilmesi için besine ihtiyaç vardır. Kahvaltıdan sonra, sınava girmeden önce bitter çikolata da tüketebilirsiniz. Gelelim üçüncüye. Diyor ki sınav başlamadan önce kalemlerini, silgilerini kontrol et, peçetenin poşetini aç. Evet arkadaşlar, sınava başlamadan önce kalemlerinizin ucu açık mı? Eğer açık değilse açın sınava başlamadan önce. Daha sonra peçetenizin poşetini açın. Hem sınav anında sizin için kolaylık olur hem de ses çıkarmadığınız için etrafınızdaki kişileri rahatsız etmez en azından. O yüzden mutlaka bunu da yapmayı ihmal etmeyin. Sonra gelelim. Sakin olmaya çalışın arkadaşlar. Derin derin nefesler alarak kendinizi sakinleştirin. Etrafınızı izleyin. Sadece siz girmiyorsunuz bu sınava. Milyonlarca kişi giriyor. Ve sizin kadar başka çalışanlar da var. Hatta sizden daha az çalışanlar da var. O yüzden kendinizi motive edin. Siz elinizden geleni yaptınız. O yüzden sonuç ne gelirse gelsin, kesinlikle bunun rahatlığı içerisinde yaşayın. Unutmayın arkadaşlar, bu sınav belki sizin hayatınızı değiştirecek ama bu bir sene erken olmuş, bir sene geç olmuş önemli değil. Yani yapamazsanız canınız sağ olsun. Kesinlikle üzülmeyin, bir daha hazırlanırsınız. En azından şöyle kendinizi teselli edebilirsiniz. İşte girdim, sınavın nasıl olduğunu gördüm. Seneye bunu bilerek daha iyi hazırlanırım. Eksik yerlerimi daha iyi tamamlarım diye düşünebilirsiniz. Hiçbir şey sizden önemli değil arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Öncelikle kendi canınız, sağlığınız, daha sonra ise bu sınav geliyor. Yani şöyle düşünün. Mesela sınavı kazanırsınız. Ama sınavı kazandıktan sonra Allah korusun başınıza kötü bir şey gelir. İşte üniversiteye gidemezsiniz, değil mi? Bu daha kötü bir şey. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey kendi canımdan önemli değil diyorsunuz. Sağlığımdan önemli değil diyorsunuz ve kendinizi bu şekilde motive ediyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Kesinlikle en başta söylediğim gibi kimsenin dediğini kafanıza takmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videom bu kadar. Kısa bir video çekmek istedim size. Umarım faydalı olurum. Sınav anında beni aklınıza getirin. Hoca ne demişti diyeceksiniz. Hiçbir şey benden önemli değil. Bu sınavı ben bu senede girsem, başka bir sene yani seneye de girsem kazanabilirim. O yüzden bir sene geç veya bir sene erken olması önemli değil. Benim canım sağ olsun diyorsunuz ve bu şekilde sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.